x h 2 s x h 2 5 x s 20 Hangisini alacağınızı bilemiyor musunuz? Kafanız mı karışık? Gelin bu kafa karışıklığını bitirelim. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Sevgili dostlar, uzun kullanımdan sonra en azından elimdeki XH2S, XH2 ve XS20 ile uzun kullanım. Ama xt 5 de inceleme fırsatı buldum. Bir hafta kadar benim elimde kaldı. Dolayısıyla da bu konuda bilgiliyim. Şimdi bazılarınızın hala kafası karıştığını görüyorum. Hangisini alayım şeklinde bana sorular yöneltiyorsunuz. Şimdi sevgili dostlar, belli sıralarda ele alacağım. işte video, fotoğraf ve fotoğrafta ya da videoda farklı kullanım noktalarında hangilerinin hangisini tercih etmeniz gerektiği konusunda size ben yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle XH2S'ten başlayalım. XH2S biliyorsunuz 26 megapiksellik çift katmanlı bir sensöre sahip. Yani dual layer dediğimiz ya da stacked layer dediğimiz bir sensöre sahip. Dolayısıyla bu XH2'de bütün bu saydıklarımın arasındaki en hızlı kamera. Hız sizde videoda özellikle ne gibi avantajlar sağlıyor? Birincisi rolling shutter neredeyse yok derece kadar az. Dolayısıyla yani aksiyon filmi daha iyi çekebilirsiniz Hollywood'a o kamerayla çok samimiyetle söylüyorum. Bunun yanı sıra da bu denemeyi ben yapmadım ama sağ olsun Gerald Andan'ı seyrettiğim zaman dinamik aralığı konusunda F-Log 2 ile beraber şu anda Sony ile kafa kafaya geldiğini gördü. Hatta A1'den bir parça daha iyi olduğunu bile gördü. Çünkü 14,7 14,8 noktalık ya şey pardon stopluk bir dinamik aralığına sahip olan bir kameradan bahsediyoruz. Onun haricinde bu kamerada inan bana birçok Sony kamerada olmayan fazlalıklar ve özellikler var video bazında. Birincisi e, hani F log 2'yi koydum bir kenara. Hani renk renk bilimini de koydum bir kenara. Ama bir kere bu kamerada ProRes dahil kayıt var. 10 bit 4 2 2 ve 3'ü birden var. Yani ister Light'ını kullanın, ister normal 4 2 2'sini kullanın, isterse HQ'sunu kullanın ki bunu da zannediyorum 700 küsür megabyte, megabyte per second'a yapıyor. Ki bu çok hızlı bir veri aktarımı. Şu anda kullandığım başka markalardan denediğim e, kameraların birçoğunda 200 megabitin üzerine çıkamıyorsunuz ve birçoğunda da o ProRes zaten yok. Başka ne gibi e, avantajları var? Hız demiştik değil mi? Yani bu kamerada 4K 120 FPS yavaşlatma var. Bu ka bu kamerada e, 4K HQ, Osu bu her şey. Var. Yani dolayısıyla bir kere profesyonel bir video kamera ve ben hani o olur da fotoğraf başka bir fotoğraf makinesine geçsem dahi samimiyetle söylüyorum hiçbir zaman XH2S'den video bazında ve bantında vazgeçecek değilim. Ha XH2'de bir şeyden daha vazgeçmem. O da belki spor fotoğrafçılığında ya da kuşçulukta e, APS'inin büyük avantajıyla lenslerin tabii bir buçuk çarpanıyla katlandığı için de e, dolayısıyla çok büyük avantaj sağlıyor. Bir kere saniyede 40 kare çekebilme, hızda çekebilme ve bunların hepsini roda yapabilme özelliği var. Yani fotoğraflarda müthiş. Evet bir tabii ki bir full frame ile kıyaslama yapmıyorum ben burada. Bazı full frame kameraların fotoğrafları tabii ki şu anda birçok açıdan e, APS'i geçecektir. Bir kere ISO bandında bir kere geçer. Yani ISO bandında en az bir stop. Yani en az bir stop ki birçoğu bazen iki stop gibi büyük avantaj sağlıyor. Bir stop dediğinizde 6400 ile 12800 ISO arası fark yaratıyor demektir. Yani sizin full frame'de 12800'de çekebildiğinizi APS'de de ancak 6400'de çekiyorsunuz. Ha bu çok mu önemli? E bazılarına göre önemli sevgili dostlar. Dolayısıyla bunu da göz ardı etmeyelim. Şimdi gelelim XH2'ye. XH2 yani yanlış anlaşılmasın ama APS'i dünyasında çok ciddi bir devrim yarattı. Bir kere 40 megapiksel. Yani hiçbir APS-C kamerada bu kadar yani crop sensor kamerada bu kadar yüksek bir çözünürlük başka marka yakalamadı. Ve bununla bit da bitirmedi e, sevgili dostlar çünkü video bandında da evet bir xh 2 gibi süratli bir şey yok. Yani Rolling Shutter özellikle 8K çekimde ciddi olarak ortaya çıkıyor ama e siz de aksiyon film çekmiyorsanız bu tür YouTube içerikleri yapıyorsanız, daha sakin belgeseller çekiyorsanız da inanın bana XH2S de eee XH2 aratmaz. Fotoğraf bandında ise e, yani full frame'lerle biraz sanki bazılarıyla özellikle 24 megapikselliklerle, 20 megapikselliklerle yani çözünürlükte bayağı kafa kafaya gidiyor. Onlarla baş ediyor. Kaldı ki bu her iki bahsettiğim kameranın da biliyorsunuz daha doğrusu Fuji filmin genel sıkıntılarına bir tanesi en büyük şikayeti otofoküstü. E bunu da ben benden duymuş olmayın ama Sony ile ben bunu, bu konuda ortak çalıştıklarını biliyorum. Bir tek onda değil. Yani şu anda X-Trans sensörü de Sony markası üretiyor. Dolayısıyla e, bu bağlamda da otofoküsünü son derece ilerletmiş vaziyette. E, hala bir Sony ayarında mı onu ancak bir sonrayi test ettikten sonra size söyleyebilirim. Ama son derece tatmin edici ee, ve sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacak yeni otofokus yeni otofokus sistemlerine sahip ve bu konuda da biliyorsunuz insanmış, hayvanmış, trenmiş, kuşmuş, böcekmiş, arabaymış, uçakmış, şimdi dronmuş hepsinde çok güvenilir bir biçimde takibe alabiliyor. Dolayısıyla bu konuda da son derece başarılı bir kamera. Ee, x XT5, XT5 tabi başka bir dünya, başka bir sevgi, başka bir aşk. Çünkü biliyorum ki fotoğrafta birçok insan, ben de buna dahil olmak üzere, bu XT serisinin analog tuşları sebebiyle geri döndü. Bir de neden geri döndü? Yani bir o tarafa döndük ve ölçüden dolayı geri döndük. Yani ölçüsü daha kompakt, daha hafif, daha bütün gün elde taşınabilir. Özellikle de bu konuda e, Fuji filmin son derece küçük F2 bandında Fujicron dediğimiz çok güzel lensleri var. Ee, o kamera ile beraber müthiş bir uyum sağlıyor ve sokak fotoğrafçılığından tutun da e, tatil fotoğraflarınızı varıncaya kadar hiç sıkıntısız çekebileceğiniz ve yanında taşıyabileceğiniz müthiş güzel bir kamera. Ben x t 5i neden almadım? Çünkü daha önce X-H2 almıştım. Eğer ki x t 5 önce çıkartsalardı belki de X-H2'yi almamış olabilirdim sevgili dostlar. Çünkü her ikisi aynı e, sensörü ve aynı şeyi taşıyorlar, e, işlemciyi taşıyorlar. Dolayısıyla XT5 de 40 megapiksel sensörlük bir e, kamera. Ama tabii h 2yi yanlış oldum daha önce. Dolayısıyla da e, x XT5'te ProRes'ler yok. E, 8K gibi bilmem neler yok. Dolayısıyla video bandında da h 2 çok daha avantajlı olduğu için e, onu bir daha satıp XT5'i almak yani çok bana mantıklı gelmedi. Dolayısıyla X-H2'de kaldım ama x t de müthiş. Şimdi tekrar yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Profesyonel video çekiyorsanız sevgili dostlar. Hiç çekinmeden x h alın. Hatta manuel fokusleme bile uğraşmanıza gerek yok. %99.99 .99, e, olaylarda sizi kurtaracaktır. Ha, belki bir e, güncellemeyle, bir yazılım güncellemesiyle o Sony'nin hani e, touch tracking dedikleri işte şu adımı takip et diyorsunuz videoda, o ve videoda onu çok iyi takip ediyor. Dolayısıyla da inşallah onu da getirirler Fuji X-H2S'e ya da diğer X-H serisine. O zaman tabii o, o kameranın da tadından hakikaten yenmez sevgili dostlar. Yoksa samimiyetle söylüyorum yani profesyonel bir iş üretmek adına veri data bandında şeyden falan şu anda ben yüksek görüyorum adını. Birçok markadan yüksek görüyorum. Hani ben marka ismi vermeyeyim şu anda ama birçok markadan yüksek görüyorum. Dolayısıyla siz önceliğiniz video ama ben arada çok da güzel fotoğraflar çekmek istiyorum. Benim kameram hızlı olsun diyorsanız tercihiniz x 2 s olacaktır. Siz stüdyo fotoğrafçısıysanız daha sakin işler yapıyorsanız gerek fotoğrafta gerek videoda ne bilmem düğün çekiyorsunuzdur, tören çekiyorsunuzdur. Samiyetle söylüyorum o zaman XH2 sizin için ideal kamera. Çünkü sizinki fotoğraf önceliği olduğu için sevgili dostlar 40 megapikselden ve onun kroplama avantajından tabii ki XH2S'e göre daha avantajlı bir kamera haline geliyor. Şimdi bu her iki kamerada H2'de ve H2S'de de CF Express kart var. Evet bu biraz pahalı ama bu kartlar sayesinde bu bütün ProRes'leri dahili 10 bit 4.2.2 kayıt yapabiliyor. Bundan dolayıdır ki XT5'te CF Express kart olmadığı için ProRes'leri koyamamışlar. Yetmemiş. Yani 8K için yetmemiş. Çünkü 8K ciddi bir hızlı veri aktarımı gerektiriyor. Ha belki acaba V90 kart yetmez miydi? O da bir tartışılır tabii ama elbette Fuji'nin de belli bir satış politikası var. Ona göre yapmışlar. Ama XT5 müthiş bir kamera. Müthiş bir kamera. Yani fotoğraf kamerası olarak müthiş bir kamera. Her zaman zevk alacağınız, x serisinin sevgilisiyseniz her zaman tercih edeceğiniz ve son derece zevk alacağınız bir kameradır. x 20ciler sizi unut unutmadım. x 20 başka bir kategoriye giriyor. Çünkü yani profesyonel, evet profesyonel, amatör, evet amatör. x 20 aşık olacağınız bir kamera. Ama inanın bana hiç kamera almadıysanız ve önce bir kamerayla başlamak istiyorsanız ama istediklerinizin hepsini yapsın istiyorsanız X20'den şaşmayın çünkü e, evet eski X 4 sensöre sahip olmasına rağmen yeni işlemciyle beraber ve yeni otofokus algoritmasıyla beraber e, samimiyetle söylüyorum 26 megapiksel'in hızda 40 megapiksellere göre avantajı ve hızı var. Dolayısıyla X20'den sonra bana sorarsanız en hızlı otofoküste e, X20'de. Sevgili dostlar umarım kafa karışıklığınızı böyle, bu şekilde gidermişimdir. Kim XH2S, yes. kim XH2, kim XT5, kim XS20 alma konusunda. Zaten daha önce de defalarca bu konularda içerikler yaptım ama uzun kullanımdan sonra son bir içerik yapmak istedim ki e, hani kafası karışanlar bunu bu içeriği bir daha seyretsinler kararlarında faydalı olacaktır diye inanıyorum. Sevgili dostlar bu içerik sizlere değer kattıysa beğenme butonunu lütfen ıskalamayın. Yorum yap, yazmaktan lütfen çekinmeyin. Ben yorumlarınızın hepsine elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Bir şey daha unutmayın. Bu kanalın büyümesi sizin yorumlarınıza çok bağlı. Çünkü sizden gelen yorumlar beni böyle bu içerikleri hangi içeriği yapacağıma e, karar vermekte e, işimi çok kolaylaştırıyor. Dolayısıyla sizle yardımcı oluyorsunuz. Evet daha önce de söyledim. Biz bir aileyiz. Aileyi hep beraber büyütelim. E, abone olun değilsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Paylaşın. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar sevgili dostlar. Ah pardon tabii ki öyle. Bit Bununla bitmez. Sevgili dostlar şimdilik şöyle bitirelim. Sağlık ile kalın. Sevgi ile kalın. Huzur ile kalın. Hoşça kalın. Ben Erdinç Omaç. Fotoğraf çekmek kolay. O günlükte bu kadar.